Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Burada bile şey konuşuyorlar arkadaşlar. Fed'in faiz kararını falan konuşuyorlar. Şimdi Lunch tarafında CEO 44'ün arkadaşlar biliyorsunuz bir iki parti videoda zaten değerlendirdik. 1000x yorumuyla alakalı. Şimdi yine genel bir değerlendirmeyle arkadaşlar ne dedi işte 1000x'lik bir e, yükseliş beklediğinden bahsetti lunge'de. Şimdi 1000x kısmına kitlendiğimiz zaman ilk olarak. Önceki videolarda da kısa bir değindim. E, market cap konusundaki konu yani e, market cap'in bunu oluşturması mümkün mü? Değil. Yani maksimum beklentiler dahilinde yükselmiş olsa bile e, bu bağlamda 1000 xten oldukça geri kalıyor arkadaşlar. E, peki bir soru daha örneğin. USDC tarafında yakım yapılırsa ne olur? İlk olarak şunu söylemek lazım. E, USDC ve Lunch konusunda arkadaşlar ekip bakın normalde ben bu konuda şunu söylemiştim. Yani yapmaları gereken aslında biraz USDC biraz Lunch şeklinde gitmeleri. Çünkü biliyorsunuz yeniden sabitlik oluşturulabilmesi ve asıl mesele USDC'nin sabitliğini kazanması. Ama bu yalnızca USDC arzından geçmiyor. Aynı şekilde lunc'un da yani lunc arzının da belli bir miktara denk gelmesi gerektiği için önce bunu gitgide kalıcı halde yani USDC'yi e, belli bir spekülasyona terk etmemeleri belli noktalarda sabitlemeleri ve ona bir dip oluşturmaları gerekiyor ve bu şekilde aslında merdiven çıkar gibi kademe 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 kademe, kademe gitmeleri Erni nitekim bir gün yeniden 1 dolara sabitlemeyi hedeflemeleri gerekiyor. USDC'yi Çatır çatır yaksalar yani sadece dümdüz USDC yakımı üzerinden gitseler arkadaşlar bu luncda yakılmadığı surette USDC sabitlik kazanamayacağı gibi e, tıpkı normal bir altcoin gibi 1 dolar olsa bile hareket eder 2 dolara çıkar 50 sente düşer şu olur bu olur yani anlatmak istediğim şeyi anladınız değil mi? E, bunun sebeplerinden de konuştuk arkadaşlar daha önce şimdi e, bu doğrultuda o yüzden... Yani biraz USDC biraz e, lunch şeklinde yakımlara devam etmeleri gerekiyor. E, bu bağlamda hangisini yaparlar? Şahsen ben e, başta USDC yakacaklarını düşünüyorum. E, çünkü ilk etapta benim e, tabii kendi fikrim yani adamların kafasından geçeni bilmiyorum ama şimdi iki parti yakım geldi. İkisi de USDC'ye geldi bu bir. İkincisi e, bu adamlar şu anda şuna önem veriyor arkadaşlar. Yani diyorlar ki Tamam o yolda yürüyelim ama bunu yaparken e, bir miktarda şey yapalım yani şöyle topluluğu bir hararetli kılalım diyorlar. Hararetliden kast adam diyor ki USDC yakayım önce çatır çatır. USDC ciddi halde pamplasın yukarı doğru gitsin. E tabi e, bu luncu da bir miktar pamplayacak. Dolayısıyla ne olacak? E yatırımcı kar edecek. Ha burada adamın mantık şu yani USDC'yi belli bir arıza getireyim. Tamam 1 dolara gelir, geçer, düşer falan. Ama mesela arzı bir noktada sabit tutayım. Ondan sonra lunge üzerine düşeyim tarzında bir hareket yapacaklardır. İşte bunun sebebi de o noktaya kadar aslında spekülasyonu devam ettirmek. E, dolayısıyla kişiler üzerinde de aslında arkadaşlar nedir o? Tutmalara devam edip e, işi hareketli kıl, kılmak olarak karşımıza çıkıyor. E, ben bu strateji, yani ilk olarak USTC'yi, düzenli yakın yapacaklarını düşünüyorum belli bir e, ortalama arza kadar arkadaşlar. E, şimdi bu noktada uzun lafın kısası, lüç tarafında bir yere kadar yakın beklemiyorum. Ha o bir yerden kastım da örneğin 2023'te e, geleceğini düşünüyorum arkadaşlar yani 2023 yılı içerisinde çünkü zaten e, boğa gelecek, USDC'ye de para girecek normal olarak. O yüzden market cap'ler belli seviyelere gelecek örneğin USDC'de bir parti daha bir yakım yaptıkları zaman mevcut market keple birlikte ne yapabilir? E, fiyatlar yükselip dengelenebilir arkadaşlar. O yüzden bundan sonra yani bir parti daha USDC'den sonra en fazla iki lünçe zaten e, dönerler diye düşünüyorum. Ha bunu da böyle açıklamış olayım şimdi. Peki şunu sormak lazım. USDC yakımı lünçün bu hareketin yani işte binix dediğimiz muhabbette etkiler mi? Hayır etkilemez. E, çünkü arzı düşen Burada lunge değil yani USDC yakım yapıldığında lunge'un yükselmesinin sebebi zaten USDC yükseldiği zaman doğal olarak yatırımcının lunge'a da kayması. Tıpkı luna pampladığında lunge'un yatırımcı kaybedip e, luna'nın yatırımcı kazanması gibi USDC yükseldiği zaman piyasadaki güvenle da yatırımcı kazanıyor. Yani oradaki yükseliş de aslında... Market cap dahiline gir giriyor arkadaşlar. Dolayısıyla yani böyle fiyatlar işte bin x'ler görülebilmesi için muhakkak yakım yapılması gerekiyor. Başka hiçbir çaresi yok onu söyleyeyim. Yani yok şöyle haber yok böyle haber işte yok ee, Duvon tutuklandı yok Duvon işte Cumhurbaşkanı ee, oldu şöyle oldu ekip işte aya ne bileyim roket kaldırdı bilmem ne hiç öyle değil. Yakım yapacaklar arkadaşlar. Tek çaresi de bu yani. E dediğim gibi fakat normalde USDC lunch, USDC lunch tarzında gitseler daha sağlıklı bir hareket olacaktır. Ama spekülasyonu da bir süre korumak isteyeceklerdir diye düşünüyorum. Bu da önümüzdeki zamanlarda aslında yükseliş açısından yani yatırımcıya bir kazanç sağlayabilme açısından aslında onların bu yapacağı daha şey olabilir. Yani ee, daha kazançlı çıkabilir yatırımcı aslında ama uzun vadedeki senaryoda mantıklı olan bu değil. Onu da söylemek istiyorum. Ha tabii ki buna göre de dediğim gibi yani uzun vadede neye uzun vade İşte zaten Boğa'yı çıkarır e, Lüncü USD'si ancak sonrasında işte neler olur neler biter onu da hep beraber bekleyip göreceğiz. Dolayısıyla öyle 1000x hatta 100x de bakın işte 100x gibi fiyatlar da arkadaşlar 100x'ler dahi ki tabii 100x'ler de az değil ama e, netice itibariyle beklenen market cap değeri de 100x yapmasına boğada bile e, ben yeteceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Yani 100x aşırı fazla 100x'lerin de gelebilmesi için 50x ve üzeri hat, hatta artık muhakkak arzda azalmanın e, sebebiyet verebileceği hareketler olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Ee, bakalım ne yapacaklar, ne edecekler. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.